transferlerle ilgili yorumlarınızı da okuyacağım ama Ryan Kent'in şu Lazio meselesi, performansı o da yine transfer döneminde en başta getirilen oyunculardandı bir olmadı, i̇lk, ilk geldi. olamadı Onur Özkan senin yorumlarına başlayayım oyuncu konferansı liginde oynayabilecek tabii ki Ya orada biraz Duşan Tadiç kurbanı oldu evet Kuzayn orada Kent. asla formayı çıkarmayan bir Duşan Tadić. evet alındığı zaman oyuncu ikna aşamasında çok net biliyorum. Şöyle ikna edildi. Sen geliyorsun ve bizim birinci oyuncumuz oluyorsun. Yani planlamada sen varsın. Neye, neye dayanarak, neye güvenerek? Yani o dönem Fenerbahçe'nin planlamasında Duşan Tadik yoktu zaten. Çünkü oyuncunun zaten ayaksına ayrılması söz konusu bile değildi. Fenerbahçe oyuncu böyle ikna etti. Çünkü gerçek anlamda İngiltere'den, Premier Lig'den çok ciddi 2-3 talibi de vardı. Fenerbahçe o bir proje koydu önüne Kenti kendimi ikna etti. Evet. Ardından ne oldu? Tadić bir fırsat yani bir anda 2-3 gün içinde gelişen bir gelişme. Oradan ayrılık falan derken uçağa bindi adam geldi. Geldi yani, evet. böyle bir durumda tabii ki Fenerbahçe daha hoca mı belli değildi? Kent geldiğinde. Evet. Evet. Kent geldiğinde belli değildi. Değil mi? değildi. Değildi. Hani O bayağı inanarak yapmış Fenerbahçe tabii, transferi çok yani. Çok ciddi talikleri de vardı. Yani Rankent benim ciddi beğendiğim de iyi bir oyuncu aslında ama Dediğim gibi Tadiç transferinden sonra tüm işler değişti Ran adına. Ve aslında şu anda olay biraz inatlaşmaya varmış durumda. Yani Ran diyor ki siz beni mağdur ettiniz. Belki ekonomik anlamda değil, bir tatsızlık çıkarıyor diye iddialar ç duydum. Fenerbahçe yani Fenerbahçe ama? yani şu anlamda çıkarıyor e, gitmiyor. Gitmedi. İnatlaştı. Lazio ile anlaştı Fenerbahçe. Bedelsiz hiçbir Lazio'nun kasasından para çıkmıyor. Kazandığı para aynı hatta bir miktar üstünde Fenerbahçe'nin sanki bilerek yapıyor. Evet. Kulüpler anlaşıyor. Hani en baştan ben gitmeyeceğim demiyor. Tamam giderim ben diyor. Kulüpler anlaşma yapıyor. Son anda diyor ki ben gitmiyorum. Sanki burada bir inatlaşma söz konusu. Ve şu an bu noktaya geldik. Hoş değil tabii ki Fenerbahçe adına ciddi maaş bağladığı bir oyuncu 4 yıllık imza atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. işte 10 milyon euroya yakın bir sözleşme 4 yıl için ciddi bir rakam. E, oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin elinde oynatamayacak ligde. Tabii son maçta oynatılması ayrı bir tartışma. Neden 3 aydır oynamayan bir oyuncu kurtarıcı olarak oyuna alındı? O ayrı bir soru işareti. İsmail Hoca'nın kararı. O ayrı tartışılır ama Fenerbahçe adına hani bu kadar iyi giden bir transfer sezonunun eksi yazacak hamlelerinden bir tanesi evet. oldu. Transfer eksi değil bu arada. Planlamada sıkıntı var. Hani siz Rankent'i alıyorsanız Tadic'i almamanız gerekiyor. Tadic gibi bir oyuncuyu düşünüyorsanız o zaman Rankent'le ilgili başka bir şey yapmanız gerekiyordu. O dönem buna hani şu düşünülebilirdir. Tadic'i aldıktan sonra biz nasıl Rankent'e takım içinde yer açacağız? Hocanın da hiç sıcak bakmadığını düşünüyorum. Yani çok da fazla şans verdi mi? Bence vermedi. Ya benzer bir durum Zaha, Kerem, işte TT, Barış, Alper. İşte yani orada, Oralarda Galatasaray'da da var. Okan Hoca ne yaptı mesela orada? Yer açmak için Kerem'i uzun bir süre on numara pozisyonda oynattı. Kerem şu anda ıslıklanıyor. Evet yani orada İsmail Hoca'nın ona çok kafa yorduğunu da düşünmüyorum. Hani Tadiç var elimde ben Ryan Kent'i nasıl oynatacağım konusunda hoca kafa yormadı. Zamanı gelince oynar diye düşündü. Tabii ki Fenerbahçe adına bence üzücü bir durum. Keşke başka bir takıma gitseydi ciddi anlamda performans da verebilirdi. Oyuncunun yaşı da genç sayılabilecek bir yaş. Fenerbahçe adına daha doğrusu Rankent adına bence üzücü bir durum. Çok Çünkü, kariyeri adına da çok üzücü. Yani şimdi tabii ki sezon sonuna kadar oynayamayacak ligde. Kaç tane Avrupa maçında oynayabilir ki bu durumda oynatılır mı? Kadroda ama oynatılacağını da zannetmiyorum çok fazla bu saatten sonra. Bence kadro doldurulsun diye yazılmış bir oyuncu şu anda Rankent Fenerbahçe adına kayıp bir oyuncu oldu ve sezon sonunda da büyük ihtimalle yollar ayrılacaktır bu şekilde. Yani ilginç bir de böyle düşünüyorum bir şey olsa mesela şimdi Emre Mor da gitti. Hani Tadiç'ten bahsediyorum. Hani kadroda da ihtiyaç duyulur King mu? King'in sakatlığı var sürekli. Evet. Yani... Ne olacak orada planlamada? Yani diyoruz ya Fenerbahçe'nin... bir durum oluşur mu? Abi koy Ferdi'yi soyalı bir de orada görelim. Doğru. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda ya yani anlamadı sanki Osterwald biraz hani eli yüzü düzgün bir oyuncu haline aldı. Öne Stoperde ona, de olsa. Öne, öne konabilir diyorsun. Yani sol beke koy, önüne Ferdi'yi koy. Yani kadroda e, so, fena bir, bir sol açıkta görelim bir de Ferdi'yi. Yani zaten oranın oyuncusu asıl pozisyon olarak hani... ya Bir görelim yani. Yani Fenerbahçe'nin sanki planlamasında bir bölgede çok yoğunluk varken birkaç bölgede sanki böyle bir oyuncu sıkıntısı yaşanabilirmiş gibi duruyor. Kanat bunlardan bir tanesi. Bir tanesi mesela merkez ortası. Yani orada Zayis İstanbul saatten sonra performans alınması bence çok zor. O temposuyla, o fizik gücüyle. E, Fred Sakat ne zaman dönecek, nasıl dönecek bilmiyoruz. E, kur'un için performans... Bilinmez mi ya? Açıklanmıştı dört beş hafta diye. Ne zaman diyor. döneceğinden ya da nasıl, nasıl döneceği ve döneceğini döndükten sonra yeniden bir sakatlık yaşayıp yaşamayacağı. Çünkü iki tane darbeye bağlı olmayan sakatlık yaşadı. Bu bir kırmızı alarmdır bir oyuncu için. Farklı sakatlıklar mı onlar? Adele ve kasık sakatlığı yaşadı. Aynen. Ayrı ayrı ve ben darbesiz. Ben sakatlık zannediyordum. Yok, aynı sakatlık değil ve darbesiz sakatlık yaşadı. Bu bir soru işareti tabii ki. Sanki Fenerbahçe'nin merkez orta saha pozisyonunda da sezonun geri kalan kısmında bir problem yaşanabilirmiş gibi gözüküyor ama tabii ki biraz da sakatlıklara bağlı bir durum. Ama e, Rankent ve Zeiss konusu benim kafamda soru işareti. Hani sanki tam tersi olsa daha doğru olurmuş gibi geliyor bana. Şimdi biraz şunu konuşalım geride kalan haftayı Fenerbahçe puan kaybetti, hocanın kararları eleştirildi, yeni transferlerle ilgili soru işaretleri var özellikle Kurun içiyle ilgili. Düşüncelerinizi merak ediyorum Serkan Korkmaz sana döneceğim. Şimdi iki takım arasında şampiyonluk yarışı ikisi arasında sürdüğü için hep kıyaslama yapıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu çok parlak geliyor bana. Aslında evet. iki ayrı i11'i olan bir takımdan bahsediyoruz ve ben hiçbir şekilde biraz bahsettik az önce de havlu atmış ya da havlu atmaya çok iyi bir canım, halde o. değil o kesinlikle şaka mı ya? hani taraftarların biraz hani az önce sen de söyledin ya böyle bir algısı var hani böyle her şey bitmiş gibi. Öyle bir algıları var. Böyle olmadığını düşünüyorum. Ama ne olmalı? İşte Ceko'nun performansı, şimdi bir Batu Şahin, sen dedin işte İsmail Kartal sorgulanmaya başladı. Ee, biraz kadro üzerinden konuşalım. Ne doğru ne yanlış ne olmalı? de Şimanski'de enteresan bir Şimanski şey. Yani. De, de bir düşüş var. Acaba Fred'in yokluğu sebebiyle mi? Onunla ilgili bir rakam vereyim Lütfen. mi? Lütfen. Ee, çok çarpıcı bence o rakam. Fred varken Şimanski'nin oynadığı maç sayısı 15 istatistiğini veriyorum. 9 gol 6 asist. <laughs> yokken, maç başına bir gol. Yokken nasıl biliyor musunuz? 10 maç 0 gol 3 asist. Çok iyi. Söz sende. Çok yani. Pas. <laughs> kadro işte neye göre kadro kurduğun burada çok önem kazanıyor işte. Tek başına değerlendiremezsin bir oyuncuyu. Kişi Şimanski nasıl konuşuyorduk. Yani hep... bence yine daha çok iyi konuşacağız da. Gecenin kelimesi repertuar oldu benim açımdan. Ha mesela İsmail Hoca gelir gelmez kendini bağladı. İşte ben üçlü oynamam. Tamam. Bunu ee, başkan bağladı. Tamam. tamam. E ee, 4-4-2 de mi oynamazsın? Yani. Oyuncun da varken ha. oynayabileceğin. Yani tamam. Ya böyle çok acayip bir şey olabilir ama. Şimdi aynı zamanda e, pek çok kulüp oyuncu alırken tabiyetine de bakıyor. İşte hani e, ağırlıklı olarak Fransız varsa işte Arsenal bir dönem Fransa altyapılı atletik e, Afrika kökenli oyunculardan takımlar kurdu. Hollanda etkisi vardır hep bir Arsenal'de, Barcelona'da. İşte evet. hani böyle bir kültürel yakınlaşmalar ve devam eden mesela şimdi Romanya'dan bir oyuncu aldın mı? Çıkıldağı'yı kastetmiyorum tabii ki ama hani Haciden dolayı bir Galatasaray'a yatkınlık vardır. Ee, yani biraz oralara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.